Merhabalar. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP büyük bir zafer elde etmişti ve 47 yıl sonra da birinci parti olmuştu. 31 Mart yerel seçimlerinden içinde bulunduğumuz şu dakikalara kadar da yayınlanan tüm genel seçim anketlerinde Cumhuriyet Halk Partisi yani CHP birinci parti olma özelliğini koruduğu da gösteriliyordu. Ama bugün Alfa Araştırma Şirketi erken seçimin tartışıldığı bu günlerde bir anket yayınladı ve bize göre Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti değil, ikinci parti dedi. Alfa Araştırma Şirketi'nin sonuçları da şöyle: AKP %33.1, CHP %30.8, MHP %10.5, DEM Parti 9.1, Yeniden Refah Partisi 5.5, Zafer Partisi 3.8 iken İYİ Parti %3.5 ve diğer partiler 3.7. Alfa Araştırma Şirketi'nin diğer tüm anketlerle aslında ortak bulduğu bir sonuç da var. O da aslında İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin esamesinin okunmaması. Biliyorsunuz ki bu partilerin mecliste grubu da var. Grubu bulunmalarına rağmen %9'lardan %3.5'lara gerileyen bir İYİ Parti gerçeği de var. Ki diğer partilerin oy oranları zaten bu listede, bu sonuçta görünmüyor bile. Aynı zamanda şüphesiz ki vurgulamak gerekir, Yeniden Refah Partisi o da 31 Mart seçimlerinde sürpriz yapan partilerden biriydi ve oylarını yükselttiğine dair hemen hemen tüm anket firmaları benzer sonuçlar buluyor. Aynı zamanda CHP sözcüsü Deniz Yücel de bugün erken seçime dair şu açıklamalarda bulundu. Bir taraftan ülkenin normalleşmesi için bir takım adımlar atıyoruz. Bir taraftan da hem parlamentoda hem de sahada, sokakta en sert şekilde muhalefet etmeye devam ediyoruz. Ülke normalleşmeli. Çünkü kamplaşmanın, kutuplaşmanın, ayrışmanın bu ülkeye, bu millete faydası yok. En sert şekilde muhalefet etmeye devam ediyoruz. Çünkü iktidar olacağız. Tematik mitinglerimiz devam ediyor. 10 bin lirayla hayatta kalmaya çalışan emeklilerimiz için Ankara Tandoğan Meydanı'nda alanlardaydık. Atanmayan öğretmenler ve mülakat mağdurları için İstanbul'da Saraçhane Meydanı'ndaydık. Çay üreticileri için Rize'de, buğday üreticileri için Tekirdağ'da alanlardaydık, mitinglerimizi yaptık. Ve bu pazar günü yine 17 bin lirayla hayata tutunmaya çalışan asgari ücretliler için, yoksullukla ezilen hayatta kalmaya çalışan vatandaşlarımız için Kocaeli Gebze'de geçinemiyoruz mitingini yapıyoruz. Onların bu yaşadıkları sıkıntıyı içinde hisseden herkesi Kocaeli'ye, Gebze'ye bekliyoruz arkadaşlar. Bir erken seçim tartışması sürüyor gidiyor. Ben hep şunu söylüyorum. 3 ay önce bir seçimden çıktık. İnsanlar belediye başkanlarını seçtiler. İnsanlar belediye meclis üyelerini seçtiler. Yani yerel yöneticileri seçtiler. Şimdi o belediye başkanlarının hizmet etme zamanı. Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki de bir sene sonra, önümüzdeki sene bunu ciddi ciddi konuşacağız. Genel başkanımız bu konuda çok net ifadeler kullandı. Genel başkanımız dün noktayı koydu. Bizim milletvekili sayımız erken seçim, ülkeyi erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama iktidar ülkeyi bu şekilde yönetmeye devam ederse, halkın sorunlarına gözünü, kulağını kapatmaya devam ederse, halkın sorunları, omuzlarındaki yük daha da artarsa, işte o zaman bu iktidar erken seçim yapmak zorunda kalır arkadaşlar. Halk erken seçim isterse buna kimse dayanamaz, buna kimse direnemez. Erken seçim halk istediği zaman olacak. Biz istiyoruz ki hemen olsun, önümüzdeki hafta olsun. Ama dediğim gibi orada parlamentodaki çoğunlukla alınması gereken bir karar var. Ben gerçekten merak ediyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu pazar bir erken seçim olsa
Sizce bu iktidarı bu muhalefet devirebilir mi? Gerçekten AKP'nin oyu %33 mü bu anketlere göre? Gerçekten siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Yoksa yani hayır, oy oranı o kadar değil midir diyorsunuz? Lütfen ama lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Cidden merak ediyorum düşüncelerinizi ve burada noktalıyorum. Gün içerisinde yaşananlardan, yeni gelişmelerden haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.